Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı iftar programları kapsamında sanayi esnafı ile birlikte oruç açtı. İftar öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, küçük sanayi sitesi projesinde kendisine destek olan sanayi esnafına bir kez daha teşekkür ederek proje hakkında son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı seçildiği günden bugüne her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofrasını bu kez de yeni sanayi esnafı için kurdu. Sanayi semti Tacım Mahallesi'nde kurulan iftar sofrası sanayi esnafının çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşti. Okunan ezanla birlikte edilen dualarla açılan oruçların ardından esnaf oda başkanları Mesut Konuk ve Murat Tekin kısa birer konuşma yaparak teşekkür etti. Değerli esnaf arkadaşlarımız, öncelikle sizlerin adınıza, sevgili belediye başkanımıza, mahallelerde yapmış olduğu iftar programlarını sanayimize de yapmış olduğu için kendisine sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Bir ikinci olarak sayın vekilim, bizler de aramızda, onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer misafirlerimize, başkan yardımcılarımıza programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının hepimize hayırlı, bereketli, mübarek olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olması için her zaman birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu günler bize çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Burada sayın milletvekilimiz de bize eşlik ettiği için, sayın belediye başkanımız da bu programı ve mahallelerimizde düzenlediği için bu Ramazan ayında çok teşekkür ediyoruz. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı yeni küçük sanayi sitesi projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının sonlarına doğru geliyoruz. İnşallah bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Ben Rabbimden hep şöyle dua ediyorum. Bu birliğimizi, bütünlüğümüzü, huzurumuzu, mutluluğumuzu daim eylesin. Bu kardeşliğimizi sürekli eylesin ki inşallah bundan sonra da daha güzel yatırımlar, daha güzel işler yapalım. Biliyorsunuz çok meşakkatli bir süreçten geçtik. Bu neydi? Sanayi projemiz. Ardından sanayi projenin ihalesi ve elhamdülillah şu anda firma çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Ve büyük bir ihtimal 2 sene içerisinde de tamamlayacak ve bizler hep birlikte oraya taşınacağız. Ve biz bunu artık bu seçim gezimizi yaparken, ki sizler de biliyorsunuz 4 sene içerisinde 7. sefer yanınızdayım. Bazen sitem ediyorlar. O da sevgisini sitem eder. Ben öyle kabul ediyorum. Gelmedin gitmedin diyor. Seçimden seçime geldin diyorlar ya. Bayılıyorum o lafa. Doğru diyorum ya. 6 ayda bir neredeyse seçim oldu. Seçimden seçime gelmiş olduk. Yani 4 senede 8 sefer yanınızda olduk. Tabii her şeyden önemlisi bu projeyi yaparken hep beraber olduk. Farklı toplantılar yapmak suretiyle, burada çok değerli abilerim var. Hep her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu projeye inandınız. Bu projenin belediyemiz aracılığıyla TOKİ ile beraber yapılacağına inandınız ve bizlere bir destek verdiniz. İşin en önemli tarafı buydu. Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. Yani bu sizlerin en başta eseri. Ardından tabii ki bizler, teknik ekibimiz var burada, başkan yardımcımızdan müdürlerimize varıncaya kadar burada emeğe geçen bütün kardeşlerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de Cengiz Vekilime ediyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu süreç o kadar sıkıştığı noktalar oldu ki, hatırlarsanız 15 Temmuz olmasaydı şimdiye bizim o temeller bitmiş. Muhtemelen çatıları kaplanıyordu. Ama Allah'ın bir daha yaşatmasın memleketimize böyle bir şey. Ondan dolayı gecikme oldu. Ama çok şükür şu anda 2 sene içerisinde tamamlandığı zaman hep beraber oraya geçeceğiz. Ama öyle noktalarda sıkıldık ve bunaldık ve tıkandık ki orada bizi çözen, bize destek olan, bize yardımcı olan Cengiz abime huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Başkan Yazgı, proje ayağında kendisine ve Başbakanlık bünyesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na güvenen ve yanlarında olan sanayi esnafına bir kez daha teşekkür etti.
İftara katılan AK Parti milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu, Ramazan ayının birleştirici gücü ve manevi değerlerle bir arada olmanın önemine vurgu yaparak küçük sanayi sitesi projesiyle gelecekteki değişim ve yatırımlara dikkat çekti. Birlikte iftar edebilmek bir nimet. Şurada dalgalanan bayrağımızın zekatı bu. Elhamdülillah devletimiz var, ülkemiz var, dinimiz, imanımız var, niyetimiz var, orucumuz var, Rabbimin verdiği nimetimiz var ve dostluğumuz var. Dostluk edeceğimiz insanlar var. Bir araya gelip iftar edeceğimiz kardeşlerimiz var. Bir araya geldik, iftar ediyoruz. Rabbim var etsin sizleri. Kıymetli başkanım anlattı. İnşallah bu iftarları fazla değil, bir iki sene sonra çok daha güzel, çok daha nezih bir mekanda yapacağız. Ve burası da Aksaray'ın en gözde mekanı olacak. Hem burası değerlenecek, hem orası sizin rızkınızı temin ettiğiniz yer. Devletimizin garantisiyle mükemmel bir şekilde inşa edilecek. Orada bir araya geleceğiz. Aksaray'a daha büyük sanayi sitelerinin projelerini konuşacağız. AK Parti Aksaray Milletvekili adayları ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayının manevi iklimi altında bir ve beraber olarak 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili genel seçimi çalışmalarına devam ediyor. AK heyet sabah saatlerinde başladıkları seçim çalışmalarını sahur vaktine kadar sürdürüyor. AK Parti Milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu, AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı seçim çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnaflarına ziyaretlerini sürdürüyor. AK heyet ziyaretlerde her dönem AK Parti'ye çok güçlü destek veren vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin farkı ve önemini anlatıyor. Seçim çalışmalarını beraber yürüten AK heyet her gittikleri yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Milletimizi huzuruna eriştirsin Rabbim. Aleyküm. Vatandaşlar AK Parti milletvekili adayları İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmiyor. Teşkilat olarak en önemli güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, her attığımız adımda bütün dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız hep birlikteyiz. Partimizin en önemli gücü birlik ve beraberliktir. 24 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirmek ve dünya liderimizi başkan yapmak için, güçlü Türkiye için, güçlü bir meclis için her seçimde olduğu gibi bir ve beraber gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu misyon ve doğrultuda yaptığımız seçim çalışmalarımızda fedakarlık ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm il teşkilatı kademelerimize, parti üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sosyal medya üzerinden kendisine iftar davetinde bulunan öğrencileri kırmayarak iftar saatinde öğrencilerin evine konuk oldu. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, üniversite öğrencisi Miraç Yakınbaş'ın Twitter üzerinden kendisine gönderdiği daveti geri çevirmedi. Başkan Yazgı, kendisine gelen mesajın ardından öğrenci evini ziyaret ederek öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Aksaray Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Miraç Yakınbaş ve ev arkadaşları sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Başkan Yazgı'nın kişisel hesap sayfasına "Başkanım, bizim Aksaray'da son günlerimiz. Artık mezun oluyoruz. Gitmeden sizi iftarda ağırlamak istiyoruz. Bizi sevindirmek istemez misiniz?" mesajını paylaştılar. Mesajı gören Başkan Yazgı, yoğun programına rağmen öğrencilerin bu davetini geri çevirmedi. Öğrencilerle iletişime geçerek öğrencilerin sofrasına konuk oldu. Aldığı davetten çok memnun olduğunu belirten Başkan Yazgı, öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti, tavsiyelerde bulundu, gelecek hayatlarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte öğrencilerle arasında kurduğu gönül bağını pekiştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerinin başkan ve üyelerine çay verdi. Çay toplantısında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yazgı, projelerini anlattı, öğrencilerin fikirlerini aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, üniversite öğrencileriyle birlikte çay keyfi yaptı. Misafirleri var, yurt dışından gelen, onları ağırladı.
Geç saatlere kadar öğrencilerle sohbet eden Başkan Yazgı, gençlerin fikirlerinin hayata geçirdikleri projelerde etkin rol oynadığını kaydederek bu buluşmaları çok önemsediğinin altını çizdi. Üniversite içinde kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş öğrenci topluluklarının temsilcileriyle üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı ile akşam çayında bir araya geldi. Görev süresi boyunca çocuklar ve gençler için birçok farklı projeye imza atan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, üniversite öğrencilerinin okudukları şehirle aidiyet bağını güçlendirmeleri için sık sık üniversite gençliğiyle bir araya geliyor. Başkan Yazgı, üniversite gençleriyle bir araya geldiği akşam çayında, başta üniversite öğrencilerinin barınma sorununa katkı sağlayacak yurt kompleksi projesi başta olmak üzere Aksaray Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projelerini slide gösterisi eşliğinde anlattı. Üniversite gençliği başta olmak üzere çocuklar ve gençler için hayata geçen birçok projeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Gençleri yakından tanıma fırsatı yakaladı. Çaya katılan gençler ise öğrenim gördükleri şehirle gönül bağlarını güçlendiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya desteklerinden ve projelerinden dolayı teşekkür etti. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde farklı noktalarda sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan kısımlarda düzenlemelerde bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda yürüttüğü bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmaları muhtar ve vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ekiplerin ara vermeden tüm şehrin farklı noktalarında çalışmalara devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, yolların baştan sona yenilenmesi için parke taş, kaldırım, yol bakım, onarım, sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. 48 mahallemiz dahil tüm cadde ve sokaklarda başlattığımız seferberlikle inşallah en ücra yerleşim bölgesine kadar altyapıdan sonra üst yapıda bir bütün olarak sıcak asfalt çalışmalarımızı yaparak yüksek standartta kavuşturarak yollarımızı halkımızın hizmetine sunacağız dedi. Başkan Yazgı, mübarek Ramazan ayı ve sıcak havaya rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren tüm ekiplerine teşekkür etti. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.